Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer saç videosu çekeceğim. Daha kolay, yani en kolay, hacimli ve gösterişli saç için size ipucu vereceğim. Hemen videoya başladım bu arada. Çünkü şu an karşımda bebiş var. Ağlamaması gerekiyor. O yüzden hemen bitirmem gerekiyor videoyu. Şimdi saçımızı böyle en yukarıdan, en tepeden topladık. Sandalyeler. Şu şekilde. Tarayabilirsiniz, taramayabilirsiniz. Şu an benim saçım gayet düzgün olduğu için ben taramadım. En tepeden topladıktan sonra şöyle küçük tutam alıyorsunuz. Ve böyle kalın bir başı olur, ince başı olur ama ince ile çok iyi olacağını düşünmüyorum. Kalın daha doğal durur. Ben Remington'un saç maşasını kullanıyorum. Isıtmıştım önceden maşamı. Şu şekilde maşayı saçımıza doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 15 saniye falan tutacağım. Şu şekilde. Hafif de nemliydi saçım. O yüzden tam olmadı şu an. O yüzden tekrar dolamam gerekiyor. Bir türlü kurumak bilmeyen saçlarım var çünkü. Şu şekilde. Biraz bekleyelim. Yani böyle yaptığınız zaman, yani baştan maşa yapmadan, hani teker teker saçla uğraşmadan çok daha gösterişli ve hacimli bir saç elde ediyoruz. Evet, mesela şöyle, şunu gördüğünüz gibi. Bundan daha küçük de alabilirsiniz, daha büyük de alabilirsiniz ama büyük çok daha iyi olmaz. Şöyle, şu şekilde şöyle bir tutam alsanız daha uygun olur. Aynı şekilde saçımı doluyorum. Ve yine bekliyorum. Kameraya bakıyor. Şu şekilde şöyle açtık. Ve böyle devam ediyoruz. Sonunda bitirebildim. Yani ben çok aslında gelişi güzel yaptım arkadaşlar. Siz çok daha doğal, yani çok daha özenebilirsiniz. Bir de dün banyo yaptım. Banyo yaptıktan sonra saçıma çok fazla yağ sürmüşüm. O yüzden saçım adım akıllı şekil almıyor. Çok yağ sürdüm çünkü saçıma istemsizce. Yine şöyle olmayan kısımlardan şöyle küçük küçük parçalar alıp yapıyorum ama kolum koptu yani gerçekten. Tamam. Şimdi böyle oluyor. Tabii bunun sırrı burada değil. Açtıktan sonra yine Batiste'in XXL volume spreyini, yani kuru şampuanı kullanacağız. Bu muhteşem bir kuru şampuan arkadaşlar. Yani başka hiç başka kuru şampuan almanıza gerek yok. Urban Care'ini kullandım. Tony Gank'ini kullandım. Bir de Batiste kullandım. Orijinal olanı da var.
Ama en iyisi kesinlikle bu XX large olanını almayı unutmayın Batist. Yani diğerlerine boşuna para vermenize gerek yok çünkü hiçbir şey yaramayacak. O yüzden paranız boşuna gitmiş olacak. Bu evet biraz daha pahalı ama indirimlerde daha uygun fiyata yakalayabilirsiniz. Şimdi saçımı bu şekilde açıyorum. Bir de bunun başta dediğim gibi formülü yani saçınızı tepeden toplayacaksınız. Aşağıdan bir yerden değil. Bakın bu şekilde. Yani toplam 10 dakikanızı almıyor öyle söyleyeyim. Şimdi bu saçı baştan yapmaya kalksanız böyle teker teker hani dipten alıp yapmaya kalksanız çok çok uzun sürecek. Bence hiç gerek yok. Acele bir yere gidecek olursunuz ya da ne bileyim uğraşmak istemiyor olabilirsiniz. Benim gibi üşeniyor olabilirsiniz. Bu stil daha mantıklı. Şimdi kuru şampuan iyice çalkalıyorum. Şu sandalyeleri yalasak iyi olacak. Nasıl bakıyor? Şu şekilde güzelce çalkalayın. Ve saçınızın dibinden püskürtün. Yani saçınız kirli ya da temiz hiç fark etmez. Bir de şöyle başı aşağı eğerek yapacağım. Evet bu şekilde güzelce saçıma yediriyorum, dağıtıyorum. Böyle. Önce bir beyazlıklar oluyor ama beyazlıklar iyice saçınızı bu şekilde yaptığınız zaman geçiyor, kalmıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde şöyle uzaktan bakayım. Görmüş olduğunuz gibi çok doğal, çok gösterişli ve hacimli bir saç elde ettik. Ve ne kadar aldı? 10 dakika sürmedi sanırım. Yani ben videoyu hızlandıracağım ama emin olun 10 dakika bile sürmüyor. Bu şekilde. Dediğim gibi diğer türlü yapmanın hiç mantığı yok. Ha yine buralardan yapmak isterseniz mesela ben şöyle bir ufak yapayım. Yapabilirsiniz. Mesela şöyle. Şu şekilde. Olmadı. Kuru şampuandan mı olmadı? Şeyi kapatmıştım. Belki de ondan olmamıştır. Isıyı kapatmıştım. Tekrar deneyelim. Olmazsa denemeyeceğim. Olmazsa kuru şampuandan olmuyordur diye düşüneceğim. Şöyle. Kameraya bakıyoruz mu? Mesela yani hani kenarlardan yine ayrıca geçebilirsiniz. Böyle. Evet videomun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoyu ne zaman çekerim bilemiyorum. Çünkü artık bayağı bir tempolu hayata geçtim bebekten sonra. O yüzden bir şey diyemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.